Ömer Lekesiz Valeri'nin Gölgesi Paul Valeri, mimar üzerine aykırı düşünceler, Paradox sur l'architecte Eupalinos ya da mimarını tıpkı ilk bakışta Platon'un diyaloglarını kurguladığı gibi kurgulamıştır. Sokrates, Platon diyaloglarında en önemli, en yüksek şeyleri bildiklerini umduğu sofistleri, siyasetçileri, şairleri, tragedya yazarlarını, hatipleri, zanaatkarları konuşturmak suretiyle zihnini bir doğurtmayla bulmaya çalışmıştır. Onun aradığı en önemli, en yüksek şeylerin ise Atina'daki tüm faaliyeti ve insanlarla üzerinde konuştuğu şeylerin neler olduğu dikkate alınırsa, bunların hayatla, hayatın anlamıyla, ölümle, ölümden sonra bizi bekleyen kaderle, İyi yaşama ve mutlulukla ilgili şeyler olduklarını tahmin edebiliriz. Ahmet Arslan, İlk Çağ Felsefe Tarihi, İbü Yayınları, İstanbul 2014. Dolayısıyla Platon'un diyaloglarında Sokrates, insanda doğuştan var olan verili bilgiye erişebilmek için konuşturan, ilgili kişilerse konuşturulandır. Valeri kendi diyalogunda bu yapıyı tersine çevirmiştir. Konuşturan Paidros konuşturulansa Sokrates'tir. Nitekim Platon'un Paidros'u, Sokrates'in sevgili Paidros, nereden gelip nereye gidiyorsun? Valeri'nin Yupalinos ya da mimarı ise Paidros'un ne yapıyorsun orada Sokrates sorusuyla başlar. Hal böyle olunca doğurtma yöntemi de tersine dönmekle kalmaz ve bu kez Sokrates'in bilgilenme amacı da kendisinden kimi itirafları sağlama şeklinde yeni bir mahiyet yüklenir. Valeri, diyalog sahnesini ölüm sonrası mekanda kurmakla itirafa en uygun ortamı elde ederek bu ortamı ve pişmanlığı Sokrates'e bizzat söyletir. Paidros, benim solgun Paidros'um. Gölgemin kardeşi gölge. İşleyecekleri herhangi bir töz ellerinde bulunmasa ve çabaları tenden yoksun olmasa son derece pişman olacağımı hissediyorum. Ortalığı kırıp geçiriyorlar. Ardı arkaları da kesilmiyor. Biçimleniyorlar ama renklenmelerine olanak yok. Beyhude bilgenin gölgesinden daha beyhude bir şey var mıdır? Valeri bu beyhudeliği yine Paidros'un soruları doğurtma gayreti üzerinden Sokrates'i felsefi tefekküründe dünyadayken eksik bıraktığı bir hususu konuşturarak bizim yaşayanlar için fikri bir doluluğa, bilgiye, anlama tevdi eder. Bunun adı sanattır. Platon'un sanata değil ama sanatkara mesafesi hocası Sokrates'in ona mirası olarak değerlendirilir. Haşlakoğlu, Platon düşüncesinde sanatın ve sanatçının olumsuzlanması tümüyle hakikatle ilişkisindeki tutumuna bağlıdır. Yoksa sanat ve sanatçıyı kendi içlerinde hedef alan bir olumsuzluk söz konusu değildir dese de, Platon'un Sokrates'in sanatçılarla ilgili ironik tutumunu vermedeki gayretine baktığımızda, onun sanatla sanatçıyla mesafesi önemli hale gelir. Valeri'nin eserini yazarken bu durumu özellikle gözettiğini, kendi ön sözündeki şu yakınmasından, ironisinden ve siteminden fark ederiz. Yüzyılın çabası gelecek ilkelerin zekasını fethetti. Bugün yapılan estetik analiz, geleceğin eserleri arasındaki sentezin zafer kazanacağını öngördü. Yine de geleneksel çatı katlarının somurtkan ağırlığı, Çelikten yapılma çiftliklerin kasvetli katılığı yaşamla bu kadar çok temas kurmuş olsa da heyecanlanmıyor. Çirkinliğe ve kazanca sövüp sayan, külah çatıların altında ilahi okuyan küçük kutsal tabulardan uzakta, dizelerden uzakta, senfonilerden uzakta merak uyandırmayan düzenlemeler üzerinde çalışıyor duvarcılar. Sözcüleri sert birer taş gibi uzun uzadıya yontan ve tapınaklarını ayağa diken inşaatçısı oldu şiirin. Ama tek bir mimar bile Flaubert olamadı. Paidros'la Sokrates'in konuşmaları zaman kavramıyla başlayıp, düş, aşk, bilim, kent, tapınak, ebediyet, filozof, hakikat, anı, perde, güzellik, kendini inşa etmek kelimelerinden mimariye ulaşır. Beden, mimari, musiki ilişkisinden eser terimine ve dolayısıyla sanata, sanatçıya gelip dayanır. Buradan itibaren konuşmaların söz, sayı, söylem, biçim, eserle büyülenme, ruhun sakinleşmesi, doğallık ve yapaylık, düzenle düzensizlik kelimelerinden sürmesi sanki kaçınılmaz gibidir. Son sahnede ise en çok konuşan Sokrates'tir, zira Paideros'un sorularıyla felsefi tefekkürünü yeniden değerlendirme noktasına gelmiştir. Valeri konuşmaları baştan sona bir şiir özeniyle kurarken kim bilir belki Sokrates'in sanata, sanatçıya yan bakışıyla hesaplaştığını, hatta büyük bir şair olarak ondan intikam aldığını bile düşünmüş olabilir. Ama asıl önemli olan onun gölge Sokrates'i konuşturmakla şimdi bir gölge olarak kendisinin de konuşturulabilirliğine dair bize sunduğu yeni imkandır. Ömer Lekesiz Yeni Şafak